Bugünün gençleri yarının liderleridir slogan altında ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan'ın riayetinde Türkmenili Öğrenci ve Gençler Birliği'nin Musul Ormanlığı'nda kurduğu kamp ikinci gününde de devam etti. Kampta Türkmen gençleri tarafından farklı faaliyetler sunuldu. Gençler karate'deki hünerlerini gösterdiler. Türkmen gençler şarkılar eşliğinde halay çekti. Kampın ikinci gününde konuşan Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, Türkmenlerin parçalanmasına Irak Türkmen Cephesi olarak izin vermeyeceklerini söyledi. Biz Irak Türkmen Cephesi olarak bugün bunu burada ilan etmek isterim. Asla ve asla hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Bedeli ne ağır olursa olsun bu Irak yüce Irak Türkmenlerini kimse parçalasın, kimse bölsün. O parçalayan, o bizi bölen taraf bizim bütün mücadelemizi zayıf etmeye çalışır ki bu toplum bilir zayıf olmazsa Irak'ı parçalayabilmez. Turan ayrıca tüm görevleri sadece millete hizmet kapsamında gördüklerini söyledi. Biz hiçbir zaman mansapları, görevleri hiçbir şekilde hizmet vesilesinden ayrı bir şey görmemişik ve görmeyeceğiz. Eğer bizim bir insanımız istersek koyak bir mansaba, bir göreve, ister Bağdat hükümetinde, ister yerel hükümetlerinde ona tek tavsiyemiz olmuştur. Git bütün Türkmenlere hiçbir ayrım etmeden hizmet et. Senin ayrı görevin yoktu. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan yerel seçimlere değinerek en ağır yükün gençlerin omuzunda olduğunu söyledi. Arkadaşlar, en ağır yük gençlerimizin üzerine düşüp bu seçim gençlerin seçimidir. Bu seçim yerel hükümetleri kurmaktır. Yerel hükümetler çok önemlidir. Orada Türkmenlerin bütün olduğumuz bölgelerde temsil edilmesi lazımdır. Bütün Türkmen milletini buradan özellikle de gençlerimizi davet ederim. Bir an önce o seçmen kütüklerini bitirsinler. Çünkü milletin size ihtiyaçları vardı. Kampa Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ve Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük, Musul, Telafer, Tuzurmatu, Muhallebiye, Karakoyun, Diyale ve Kifri bölgesinden izciler katıldı. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcıları Heytem Haşim Muhtaroğlu ve Hişam Bayraktar düzenlenen kampla ilgili şunları söyledi. 19 Mayıs bilirsiniz Gençler ve Spor Bayramı. O da bizim için kalıp Atatürk'ümüzün hediyesi gençlerimiz için İstiklal Savaşı'nda gençlere değer vermek için, gençlere önem vermek için bu bayramı hediye etti. Ve biz de Irak Türkmen Cephesi olarak her zaman gençlerimize önem vermişik. Çünkü birlik geleceğimiz gençlerdi. Gençlik ve Spor Bayramı olarak güzelim Musul şehrinde böyle bir münasebeti kutladığımız için gerçekten mutluyuz. Geleceğin liderlerini bugün burada gözümüzün önünde bizlere vermiş oldukları, sergiledikleri faaliyetleri burada gevir sevinciyle dinlemiş olduk ve görmüş olduk. Gerçekten gençlik bizim için geleceğimizin umududur. Gençler bizim için geleceğin insanlarıdır, liderleridir. Temennimiz oldu bu gençlerimizi en üst seviyeye yetiştirebilmemiz. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Genç İşleri Danışmanı Müslüm Kasapoğlu ve Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat İmadettin ise şöyle konuştular. Bizler 2003'ten beri bugüne kadar bu gibi kamplar yapılmamıştı. Allah'a şükür geçen sene kısmet oldu, yaptık. Aynen burada Musul'da. Tabii bu kamp üzgünlük bir kamp olmuştu. Dün çalışmalarımız vardı. Bugünkü farklı bir çalışmaydı. Farklı faaliyetler vardı. Bunun yanında bu çalışmamız, bu kamp sağ olsun Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı riayetinde olmuştu. Tabii bu kamp bildiğiniz tercih bütün Türkmenliğini kapsadı. İkinci Türkmenliği gençlik kampıydı. Türkmenliğinin farklı yerlerinden, köylerinden de buradaki olan gençlerimiz bulunmaktaydı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı riayetinde Türkmen gençliği için 19 Mayıs münasebetiyle Türkmen gençliği için burada bir izlilik kampı düzenlendi. Bu kamp 2 gün sürdü. Tabii bu kampın içerisinde
bütün illerden teşkilatlarımız katıldı, bütün Türkmen eli bölgesinden. Tabii bunun hedefi birliğimizin, beraberliğimizin göstermeğidir. Bu her zaman da gençler ayaktadır. Gençler her zaman bu milletin sigortasıdır, geleceğidir. Tavsiyemiz var kardeşlerimize, gençlerimize kendilerini çok iyi yetiştirsinler. Her zaman davalarına bağlı kalsınlar, mantıkalarına mahiyet olsunlar ve topraklarını, düzlerinde düşen şehitlerin kanını unutmasınlar.